Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selamat. Arkadaşlar, mevzunun neticesi kayyumu. İman olduğu için, iman olduğu için zerre kadar inkişafımıza vesile olursa en büyük faniden de büyüktür. Yani ne hatırınıza geliyorsa, bunu kefene girdiğimiz zaman, ecel geldiği zaman, haşirde o peygamberler bile nefsi nefsi dediği zaman daha iyi anlayacağız bu mevzuları. Yani can kulağıyla dinlemeniz istiyorum. Zerre kadar inkişafı büyük bir ganimet kabul edin. Ben gram gram uğraşıyorum. Gayem şu. Ahiretin üzerine açmak. Burada. Mana harfi cihetiyle açık değil mi zaten sana? Mana harfi cihetiyle açık. Mana ismiyle kapatmışız ya. Bir tane kirbit, bir tane tabak, bir tane de boş kağıt getir bana. Ondan sonra şunu da al, 23. defteri de getir. İsraf olmaz bir şey göstermekte. Şimdi ben o gelene kadar nokta-i nazar okumak istiyorum bugünkü şeyle. Ha, başlamadan. İki tane şey var, bir suret var, bir sima var. Suret, sima. Sirette bahsetmiyoruz zaten. Bilmiyoruz. Suret, davranış. Geneldir yani. Hareket, mekan, zaman, içine alan bir yapıdır. Suret. Dibi, sıfat. Ahlak, siretle çalışıyor. Üç tane. Konumuz o değil. Onu işlerken şey yapacağız. Sima bizim konumuz. Sima. Daha hususi ve öz. Suret genelde hareket, davranışlar, ses. Yani her şey. Suret geneldir. Sima ise hastır, cem olmasıdır. Bu simada üç tane altyapısı vardı. Letaif-i Refet, Dekaik-i Şefkat, Şuat-ı Merhamet-i İlahiye diye. Batını subu, zahirisi demiştik şey için. Bir aynadarlık yapıyor. Bu aynadarlığın en büyük özelliği, mesela ayna kabul edin. Ayna bizi gösteriyor demiştik önceki derste. Sima ise batını dışarıya taşıyor. Harici de göz, kulak, burun, dil ve el vasıtasıyla formatını değiştirerek canlı ve hayata dönüştürüyor, içeriye atıyor. Bu. Bu da ettir demiştik. Geçen haftaki şey. Bu da ettir. Ama burada sima yoktur. Yani tabii ki tıbben farklıdır. Görüntü itibariyle. Burası çok farklıdır. Aynanın karşısına geçerseniz varsınız, çekilirseniz kaybolur. Burada kaybolma yoktur. Duruyor. Şimdi tamam. Ben size kibrit getirdim, sağ ol. Şimdi israf olmayacak. Ne üstünü açmak istiyorum? Arkadaşlar, bu kağıda
kadın ne diyorsun ya? Para. Yani böyle. Öyle kabul edin. Kadın, villa ve para. Üzerinde duruyor. Yazılmış. Yazılabiliyor. Bu kağıttan mağda, yani bu kağıt dünyadır. Ahiretin üstünü açmak demek, fiili görmenizi istiyorum. Ömründe burada bulunan bir adama, bak bunun üzerine oturuyorsun ama bu değil. Burası değil. Yani hayatını şunun üzerine bina etme. Şunun üzerine bina etme. Ömründe duman ve nuru görmeyene anlatamazsınız. Bu onunla vardır. Bunun dibini bunu çekerseniz kağıt yoktur diyemezsin. Yani adam anlamaz. Ömründe Alaaddin nur görmemiş, duman görmemiş, ısı görmemiş adama bu bundan müteşekkil desem anlatamazsın. Anlatamıyorsun yani. Çünkü görmemiş bu. Biz de bunun üstüne bu derslerle şunu yapmak istiyoruz. A senin villa. A senin paran. A senin kadının. Şimdi görüyor musunuz? Kağıda hiç benziyor mu çıkan? Bu çıkan ahirettir. Dünyanın inkişafının inkişafından çıkacak. Çıkan a duman. Devam ediyor. Cesedi gömdük. Topraktaki şihaldir bu. Şu duman. Nur şeydir. Yani bunu zaten biliyordunuz da görmenizi istedim. Bir de yapayım. Çabuk o geçti. O zaman çabuk oldu değil mi dünya? Dünya da çabuk geçiyor zaten. Evet. Bak. Dünya budur. Bir hakikat gelirse üstü açılır. Bak hiç tahmin eder misin bunun içinde bu vardı? Bunun içinde bu var. Kim tahmin eder? Bunun içinde kim tahmin eder? Bu kağıt bununla olur. Bak duman bedensel hayat devam ediyor. Ama nur gitti. Bu artık devam ediyor. Dünyadaki işte gömüyorlar, kefenliyorlar. Kefen bunlar işte. Bunlar basit şeyler. Bunlardan endişe ediyoruz. Sen zaten gitmişsin. Şimdi... bu kağıt görünen burası. Batını bu. Ne kadar yakın, ne kadar uzak. Yani kağıt ne kadar yakın nur ve duman kağıda, ne kadar uzak. Cehalet ne kadar uzaklaştırmış. Ama ne kadar yakınmış. Ne kadar biliyor musun? Sonsuz. Oymuş. Onu formatı. Tamam. Şimdi bunlar kıldan ince, kılıçtan keskin diye tabir ederler. Bak. Kıldan ince bu mevzular. Ahirette hani var ya bir sırat köprüsü var. Realitesi olmak tabii. Hakikati var, sureti burada. Kıldan inceymiş. Kılıçtan keskin. Hazır mısınız kılı anlamaya? Kıldan inceymiş. Kıldan ince bu işler. Aklın temiz etme yetkisi demektir. Hakkı batıldan ayırma. Zahiri batından ayırma yetisi ve yetkisi verilmesi demek. Farkındalığa gelip Furkan olmak, canlı Kur'an. Furkan sıfatına bürünebilmeyi, yani gece ile eskilerimiz, büyük alimlerimiz, gece ile gündüzün ayırt etme zemini seher vaktinde kıl var ya seçebilme zamanıymış yani. Kıl, gece ile gündüzü ayırt etme anın simgeselliğidir kıl. Seher vaktinde kılı karanlıktan ayırıyor musun, ayıramıyor musun? Yani varlığını görüyor musun, görmüyor musun? Karanlığıyla aydınlığı ayırt etme mihengi bir nokta.
bu an denmiş bu çizgiye. Onun için kıldan ince. Gece ile gündüzün ayırt etme zemini seherde kılı seçebilme anıdır. İşte o ana kıl zamanı kıldan ince denmiş. Yani aklın doğruyu yanlıştan ayırma anı, sırat-ı müstakim onları hakkı gözetme, hak batılın temiz anı ve zemini. Bunu temyiz demek. Aklın temiz etme, farkındalığı. Yani kağıtla içindeki nuru temyiz etme. Ne kadar ince? Kıldan daha ince bir şey yok yani. Kıl gibi ha. Sırat köprüsü kıldan ince. Hak ve batıl arası bu kadar kısa yani. Mesnevi 208'de mi diyordu? Cehaletle ilim ne kadar mesafe, ne kadar yakın. Suretle hakikat ne kadar yakın, ne kadar uzun. Dünya ve ahiret o kadar yakın, o kadar uzun diye anlatır. Hatırlarsınız. Hani kıl. Yani aklın temyiz etme yetisi ve yetkisine sahip olması. Buradan geçeceksin sırattan. Sureti burada. Şimdi önermelerimi şey yapıyorum, sonra devam edeceğim. İki tane ayna var. Ayna demin. Bir mirat, bir de ayna. Mirat aynaya camidir. Daha kapsamlıdır. Mirat'ın özelliğini söylüyorum. Mirat'ta sahiplenmek vardır ve mirat'ta dönüştürme vardır. Sima şeyde ise, aynada ise gösterme vardır. Simada mirat vardır. Yani aynanın karşısına geçerseniz gözükürsünüz, kaçarsanız kaybolur. Simada ise gözükenler kalıcıdır. Başka? Simada dış dünyayı, simayı oluşturan göz, kulak, burun, dil ve elle haricin formatını, yapısını değiştiriyor. Lütfen bunları dinliyorsunuz da gene söylemeye ihtiyacım duyuyorum. İyi dinle, meşk edersek, Risale okurken tefekkürümüze güzel malzeme olur ve imanımızın katkısına sebebiyet verir. Yani gelen dışarıdan geleni formatını değiştiriyor ve hayata dönüştürüyor, içeriye. Hayat. Ona ait bir şey söyleyeyim. Yaz geldiği için hem de onun örneği de güzel olur. Açık saçık bir kadın. Haramdan bahsetmiyor. O tabii şeriatta hükmü belli. Ben başka bir formatından bahsediyorum. Şimdi biraz önce kağıdı yaktık. Nereden çıktı dediniz mi? O nereden çıktı ya? Aynı yerden çıktı. Baktığınız anda kadın 410 sözlerde diyor. Ruh ne yapıyormuş? Tahrip ediyor. Değil mi? Ruhu hissiyat-ı ulvi insanın tahrip eder. Nasıl tahrip ediyor? Bunu günah olarak anlıyoruz. Bak, realitesi var. Her bir ahiretteki, biraz önce kıldan inceyi anlattım bir parçasını. Bu mevzuyla alakalı. Yoksa 7 tane yönü vardı onun. Kadına baktığınız anda, kadının o andaki hassasiyetleri, cini varsa cini, şeytandaki hakimiyeti, psikoloji bozukluğu, yani kadının timsali sureti, kopyala yapıştır sana giriyor. Girince biraz sonra şöyle oluyor sende. Veya bir hafta sonra, 3 gün sonra. Sıkılıyorum ya. Çünkü hiçbir sebebin yoktu. Böyle bir şartların da yok. Eğitim almışsın. Ama rıza zade olarak, rıza ile sen şey yapmışsın, onu içeri almışsın, kadının timsali sureti aktif oldu. Yani haramın bedensel bir karşılığı var, fiziksel karşılığı. Abi bir şey söyleyeyim, burada mayalama gibi bir şey mi oluyor? Mayalama, iksir. Yani Allah dünyasız ahiret, ahiretsiz dünyayı kurmamış. Aynı şeyin formatları. Hevesat da kadınlaşmada oluyor mu? Evet, aynen.
göğüsler çıkar erkekten, şey olur, bir sürü tuhaf tuhaf şeyler olur. Dünyasız ahiret, ahiretsiz dünya yoktur. Öyle olamaz zaten. Kadınlar da erkekleşiyor o zaman. Her neyse. Erkekler de, kadınlar da erkekleşiyor. Kopyala yapıştır. Vallahi ben hani günah deyince Allah, peygamber şefaati, Allah'ın rahmeti, aflar falan deyince beni durdurmuyor pek günaha bakmayı. Yani Allah büyüktür, peygamber şefaati şeyi. Yani fazla yapıcılığı olmuyor. Yani korkmuyorum yani pek tövbe. Bir şey anlatmak istiyorum. Gene sürüklüyor beni. Fakat bu timsali suretini duyduktan sonra ödüm patlıyor. Şu anda ne hissediyor? Çaktan girecek dedim ya. Aynı böyledir. Miratta sahiplenilmek var, dönüştürme var. Aynedir bu alem, dönüştürme yok. Her şey hak ile kaim. Esmanın dışa vuruşları, cil ve cemandaki sanat olduğu için. Aynî Muhammed ise ruhsal yapı, Mirat-ı Muhammed, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani dönüştürme var orada. Allah Resulü'nün onun için insibabı, inikası, dönüştürme var. Ve kalıcılık da var. Hani aynada baktığım zaman tamam varım, çekildiğim zaman yokum. Mirat'ta tamam varsın. Kalıcıdır. Onun için Mirat-ı Muhammed'den dönüştürme var. Ve kalıcılık var. Sonra aynada ayrılan aynadan ayrılır, simadan ayrılan ise aynen durur. Karşı taraf timsali sureti simadan içeriye girer. Herkese girer mi? Her baktığın zaman. İlk baktığın zaman değil. Dikkat-i nazarla giriyor. Pat diye girmiyor. Yoksa zulüm olur. Yani onun şeriatta ikinci kez böyle bakarsan veya ilk bakarken böyle devam edersin, çevirmesen. Peki herkese girer mi? Hayır. Kuvve-i Kutsiye, Kuvve-i Ulviye, Kuvve-i Manevi, yani takvası olan, bu işin, bu dersi dinleyen tak diye blokaya yapıyor. Giremiyor. Bakmaz mı sana? Yani gözü iş yapıyor ya. Takvası olan bakıyor, düşebiliyor ya. Yani takvanın derecesi var ya. Ama böyle paldır küldür de giremiyor demek istiyorum. Yani bloke ediyor. O kadar da endişe etmeyin. Bloke ediyorsun mesela. Şunu bilsem, metroya bindim, baktım. Ulan abi demişti ya sana abi ya derste ya. Şimdi ulan metroda baktık ya içeride. Şimdi ne zaman aktif olacak? Dediğin anda sana bir müjde vereyim demek istemezdim ama hemen onu yakalıyorsun. İlim onu tard ediyor içeride. Bunun adı da eylemsel itibariyle tövbe ve istiğfardır. Yakıyorsun. Tövbe ve istiğfar demektir o düşünce. Aklın temiz etme. Kıldan ince bu. Orada köprüyü görseniz kıldan ince bir işimize yaramaz. Mecbur geçeceksin. Köprüyü burada bilmen lazım ki ona göre adım atacaksın. Karşı tarafın timsali sureti okuduk. Kur'an'da sima ile lisan, elsinetikum ve elbanikum aynı makamda kullanıyor. Lisanla sima. Lisanımız ve simamız. Lisan seni tanımlamaz belki. Yalan söyleyebilirsin. Sima asla. Sima yana konuşmaz. Yani aynaya baktığınız zaman sevgili arkadaşlar, aynaya baktığınız zaman sen burayı görmüyorsun. Aynada gördüklerinden, aynada gözükenlerden, acaba karşısında böyle bir yerler var mı, böyle bir bahçe, manzara var mı diye bakan ahmak değil midir? Şüphen var mı? Yok. Şüphe yok. Şimdi ayna sırf suretini gösteriyor, hüviyetini. Aynada gözükenden, karşıtından veya karşılığından şüphe etmiyorsan
simada gözükenden de ruhundan asla şüphe etme. Çünkü ondan daha cami bir aynadır. Mirat. Mirat çünkü. Daha cami. Burası mirattır. Bu aynadır. Yani şu var ya şu, kağıt gibidir yani. Yaktığın zaman dibi çıktığı gibi biraz önce. Nur ışık çıktı ya. Şöyle yapayım da ayağımızın. Buradan bak. Bak çıktı. Ondan sonra Esselatu ve selamu aleyk ve selamca vefat etti. Yani külünü gömeceğim. Ne olacak yani? Sen külünden, külden ayrılmaktan mı korkuyordun? Ölüm korkusu bu işte. Ha ölüm. Aha da sana mezar. Güzel. Külün örtülecek. Örtülsün. Sen zaten külde miydin ki? Sen zaten gittin. Kim ölmüşse o içeriye girecek. Eğer sen bedenle kendini kastediyorsan öleceksin. Bir tanesi dedi ki, abi diyor, hakikaten dersleri dinliyorum. Acaba dedi, ben de şaşırıyorum. Hakikaten dünya mı burası, ahiret mi? Karıştırıyorum dedi. Hakikaten tuhaf ya. Sima'ya bak, şüphem var mı şimdi? Nasıl insan dersin ki? Yani aynada gözüktüğü zaman karşılığından hiç şüphe etmiyorsun, bir de hüviyetini gösteriyor. Sima ise mirattır, kalıcılık vardır. Aynada kalıcılık yoktur, çevir, bitti. Bunda vardır, aynı zamanda dönüştürme var. Miratta gözüken, simada gözükenden, ruhundan, derinliklerinden de nasıl şüphe edersin? O zaman niye simalar farklı? Geçen hafta misal vermiştim, hatırlar mısınız? Şunda. Adam gece nöbet tutuyor, memurdur, işçidir, fabrikada. Veya gece bir işi var gitti. Bir şey yok, suratı belki de çöküyor. Gece kalkıyor, eylem yapıyor, namaz kılıyor, nurlanıyor. İkisi de eylem, ikisi de emek. Niye farklı? Demiştim, hatırlar mısın? Burada mı demiştim? Bak mesela gece teheccüde kalkıyor, namaz kılıyor, nurlanıyor. Gece kalkıyor, fabrikaya gidiyor, daha fazla duruyor. Kur'an okuyor gece adam, namaz kılıyor. Tabi bir saat, iki saat. İki saat nöbete gidenin siması nurlanmıyor. Namaz kılanı, Kur'an okunanı niye nurlanıyor? Sebebi ne? O da emek, o da emek. O da fabrikada iş yapıyor, yürü kalkıyor. Simaya bakarak batınından, vicdan ve kalbinden şüphe etmediğin gibi arz ve kainat simasında da ahiretten de şüphe etmemen lazım. Zira kainat büyük bir insandır. Simadan ruhu şüphe etmediğin gibi kainatın simasından da ahireti şüphe etme. Elhamdülillah. Ahiret ne güzel bir yer değil mi? Çok hoş. Burada hepinize inanıyorum. Namertim diyorsunuz. Böyle ders ortamında veya namaz vaktinde Azrail gelirse ona yok dersem. Öyle diyorsunuz. Ben de öyle diyorum inşallah. Risale-i Nur böyle bir hal veriyor hamdolsun. Her daim olmuyor. Her daim olsa sahabe de öyle diyor. Ya Resulallah senin huzuruna gelince acayip çıkınca da bir tuhaf oluyoruz. Münafık mıyız? Hayır diyor. O feizin şeyi, bu makam. Allah şahidim olsun ben şey yaparak söylüyorsam, Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Ders anında, şu anda ve Kur'an veya namazda ruhu gidenin öldüğünü hiç hissetmeyeceğine inanıyorum. Allah'ın zatına yemin ederek söylüyorum. Hiçbir şey anlamaz. Çünkü Allah senden daha merhametli. Kime? Sana. Allah senin sana merhametinden sana daha merhametli. Hem de kıyas edilmeyecek kadar. Senin nasıl öleceğini bilen Allah, ölmek istediğini ondan daha iyi vereceğine zatı şahidim olsun. İnandığından daha suhuletli olacak. Zira kainat büyük bir insandır. Aynada görünenden sonra karşılığı var mı yok mu şüphe eder misin? Etmesin. Şimdi geliyoruz. Devam. Hazır mıyız?
simada kimler var? O kadar kalın gaflet olmuş ki hep bunlar zaten vardı, unutmuştuk. Kitap okuyacağız. Okuyoruz. Hadi bakalım. Geçen hafta kaldığım yerden bir hata olmuştu demiştim. Tam oradan alıyorum. Efendim bu sayfa neredeydi? Onu bir şey yapayım da ondan sonra. Yoksa şey yapmadık mı? Ha? Ha, Emirdağ. Emirdağ görüyor musunuz? 146. Tamam. Diyor ki, tevhid sırrıyla. Gözüküyor mu sevgili arkadaşlar? İki tarafta. Arkadaşlar, görme olunca bambaşka bir şeydir. Tamam. Bakın. Tevhid sırrıyla şeceri hilkati meyvesi olan ziyayatta bir şahsiyet ilahiye. Konuşmuştuk, ben çabuk geçeceğim. Hata yaptığımız yerde şey yapacağım. Yani hayat sahibi olan, zihayat olanlarda bir Cenab-ı Hakk'ın bir şahsiyet ilahisi var. Bilmiyorum nasıl bir şey. İki, ehadiyet-i Rabbani var. Girmek istemiyorum ona. Üç, sıfat-ı sebaca, manevi bir simay-ı rahmani var. Yedi tane subut-ı sıfat var. Dört, temerküz-ü esmai var. Beş, bu imtiyazlaşıyor insan. Ya kenabudu ve ya kenesteyindeki hitaba matap olan zat. Yani bunu kim diyebiliyor? Ziyaretlerin içinde. İnsan. İnsan burada imtiyazlaşıyor. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu zatta bunu diyebilen, deme seviyesinde, abi ben nerede diyorum, herkesin bir derecesi var. O anda insanda şu oluyor, bir cilve-i teayyun ve bir cilve-i teşahhus tezahür ediyor. Nasıl anlarız? Şöyle anlarsın, tam şurada olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Tam burada başlar süreç, hafif böyle huzur, huzur etem, huzuru tam veya huzur. O anda oluyorsa ki, aman aman bazı namazlarda oluyor. Teşvik için söylüyorum. Ben namazından zevk alıyorum. Her vakitinden lezzet alır. Namazdan zevk alıyorum. Burada riya girmez. Namazdan zevk alıyorum. Sebebi bir cilve-i teayyun, sende de oluyor da ondan bahsediyorum. Sende de var ama tanımlayamadın da ben sana tanımlatıyorum senin şeyinde. Böyle bir namaz kılarken keşke bitmese. Dediğin an var ya, demenin sebebi Allah cilve-i taayyun ve teşahhus ettiği için oluyor sen. O huzur o demek. Altyapısında bu var. Peki bu ne demekmiş bu? Bu bir şahsiyet ilahiyedir. Bu ehadiyet-i Rabbani'dir. Bu yedi tane subut-ı sıfatın hulasa-i camiasıdır. Bu esmanın bütünlüğüdür. Sonra devam ediyor. Zihayatta bu dört tane sıfat görünür. Hangisi? Şu dört tane görüyor musun? Bir, iki, üç, dört. Ustad buna tasdifle yapın. Dört tane zihayatta gözükür. Dikkat edin. Bu beşinci gözükmez. Bak diyor ki Mustafa'm görüyor musun? Zihayatta gözükür diyor dört tanesi. Zihayatta bu dört tane sıfat görünür, tezahür eder. Bunlardan hariç İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyebilen yalnız insandır. Bunu diyebilen yalnız insandır. Bunu diyebilen insanda da bir cilve-i taayyun ve cilve-i teşahhus tezahür eder. Herkeste değil, bunu diyebilen insanda. Sıfat-ı sebaca manevi bir simay-i rahmani, yani ne demek? İnsanın simasını sıfat-ı seba oluşturuyor. Yedi subut-ı sıfat insanın simasını oluşturuyor. Suret-i Rahman'ın sırrı da bu. Yani suret geneldir. Suret vahdettir.
suret sima ehattır. Yani şekiller, sesler, hareketler, mekan, zaman hepsine suret denilir. Ama kişiye has kimlik oluşturması insanın simasıdır. Yani geneldir bir tanesi, bir tanesi geneldir. Bir tanesi hastır. Sima hastır kişiye. Ehadiyet, o vahidiyet olması. Dolayısıyla herkeste simayı rahman farklı oluyor. Allah için haşa suret muhal olmasından, yani innallâhe halakal insâne âlâ sureti rahman, sureti insanın Allah sureti rahman simasında, insanın suretini rahman suretinde yaratmıştır şeyi, ustad diyor ki orada, Allah için haşa suret muhal olmasından, suretten maksat sirettir, ahlaktır, sıfattır. Tamam mı? Bu nedir? Suretin altyapısı. Suret bunlardan besleniyor. Aşağısı kardeş. Şimdi arkadaşlar, külliyat acayip, sehli mümteni. Okuduğun zaman herkese istediğini veriyor. Fakat bu neyin nesidir diye sormaya kalkarsan taşınıyorsun arkaya. Şimdi ben suretle meşgul oldum. Buraya indim. Siret, ahlak, sıfat. Siret, ruh diyeceğiz ama ruhta bilmiyor. Eğer onu da delmeye kalkarsak, herhalde buradan da çıkmış olacağız. Hiç mübalağasız. Yani bu konuştuğumuz ne biliyor musunuz? Ne oluyor şimdi? Bu konuştuğumuz ne oluyor biliyor musunuz? Ne konuşuyoruz? Her konuştuğun yere, oraya taşınıyorsun. Neyi konuşuyorsan osun ve oradasın. Taşınıyorsun. Bu suya, su, H2O'ya, enerjiye, kağıt, dumana, nura. Bu enfusi taşınmaktır. Böyle kafayı eğiyorsun ya, oradasın. Şimdi suretten, suret nereden besleniyor? Siret, ahlak, sıfat. Buradan besleniyor. Şimdi Rahman sureti demek, Rahman'ın siret, ahlak, sıfatının cemidir. Sima, yani suret mülke, sima melekut tarafına bakıyor. Orada doğru mu? Tamam. Bir daha okuyorum, toparlanın. Suret, mülk genel olduğu için. Mülk genel olduğu için. Sima herkese has olduğu için melekut tarafımıza dibe iniyoruz. Herkesin sureti farklı değil mi? Herkesin sureti farklı. Yani şey olması noktasında. Suret simayı içine aldığı için. Herkesin siması farklı. Suret deyince saçların herkes de aynı yerde. Kulak, burun, aza esası aynı. Suret aynı. Sima farklı. Ama surette kastın siret ve ahlak ve sıfatsa farklı. Mesela suret bu değil. Bir, iki, hareket, ses, tavırlarım, mimiklerim, olaylara karşı tepkim, tamam, kızmam, sevilmem vesaire, boyum, postum, kilom, yaşım, bunların toplamı suret. Hepsi. Suret bu değil yani. Davranışım, kilom, yaşım, tepkilerim, böyle bunların cemi suret. Surete gireceğiz, 1,5 sene demeye çalışıyoruz. Herhalde surette daha patlayacak gibi geliyor insan. Sinadan aşağı ineceğiz. Allah nasip ederse. Sima ise o bütünsel, yani davra, hareketler, ses tonu, mimiklerim, bunlar hepsi suretti. Onlar cem, yani kolaçla kolaçla olacak, kolaçla simaya geliyoruz. Onun için o genel mülk, bu sima melekut tarafıma doğru iniyorum. Honi, suyu koydun, deliğe indim. Tamam mı? Suret geneldir. Burada onun eklenmedi burası. Suret geneldir. Sesi, hareketleri, simayı da içine alandır. Sima ise kişiye hastır. Onun için melekut denmiş. Yoksa suret daha cami ve küllidir. Simayı da içine alıyor. Ama kişiye kimliktir, kişiliktir bu. Şimdi
simgelersek bunu, bu neydi? Siret, ahlak, sıfat. Bu suretti. Değil mi? Suretin altyapısıydı, değil mi arkadaşlar? Suret. Ben belki bir ara vereyim, teneffüs edeyim. Belki aramızda yeni gelen arkadaş vardır. Var mıdır ilk defa gelen? El kaldırabilir mi? İlk defa gelen. Elhamdülillah. İlk defa birisi var. Tamam. O kusura bakmasın ilk defa gelen muhterem kardeşlerimiz. Yani bu biraz da burada enfusi dersler yapıldığı için. Ya bunlar nereden çıktı? İç küllatları. İnşallah sabredersek zaman zaman açılır. Diğer gelen arkadaşlar nereye geldiklerini bildikleri için. Şimdi mesela bir derslerde olmaz arkadaşlar. Siret, ahlak, sıfat neyin altyapısıydı de pek sormazlar. Beraber işliyoruz. Atölye çalışması. İşçilik yapıyoruz. Bir yerde bina yapacağız, işçilik yapıyoruz. Hepimiz işçiyiz burada. Yani atölye çalışması yapıyoruz. Burada yani hepsinin katılımcıdır. Yani ben hitap etmiyorum size. Beraber öğreniyoruz yani ustadımızdan şeyde. Yani burada katkısı olan veya sorusu olan pat diye sorabiliyor bak. İzin almadan böyle. Aynı böyle de hoşuma gidiyor. Ha, siret, ahlak, sıfat, suretti. Suretin altyapısıydı. Tamam, o nedir? Bu makamda ruh da suretin batınıdır burası. Şu. Tamam mı? Burası aynadır. Ayna. Ayna burada bak eksik yaptın. Abdülkadir seni dövmem lazım artık. Şimdi burada da eksik yaptın. Yapmadın sevgili kardeş ya bunu. Oysa burada suretin zahirisi yazılacaktı. Şurada. Şurada suretin zahirisi var. Yapmadım. Niye yapmadım? Her de neyse. Şimdi suretin batınısı, suretin zahirisi şurası. Şurayı öyle kabul edin zihninizde. Suretin in zahirisi. Tamam mı? Yer yazanız varsa. Çünkü defterimde var. Suretin batınından komple ruh mu deriz? Yok, ruh denmez de. Niçin ruh dedim? Ruhsal tarafı. Ruh denmez. Ruh daha canlı. Hasan abi. Peki zihaya, zihşur bunlardan hangisine girer abi o zaman? Bu mu? Yani ona hiç bakmadım yani. Çünkü ruhun dört var ya zihayattır, zihşurdu, karnını, vücudu harici. Hangisine girer bilmiyorum. Yani efendim abi. Projeksiyonla bunu bir ifade edebilir miyiz? Hani yakınlaştırabilir miyiz alemimize? Nasıl? Bilgisayarda veri var. Projeksiyondan bir ziya düzmesi geliyor. He. Burada okuyoruz. Görüntüleniyor. Yani ben buradan oraya, oradan oraya. He. Geliyor. He. Bunu buraya uygulayabilir miyiz? Ha uygulayalım. Bir bunu çözelim şu misal. Ondan sonra yapalım aynısını. Hepiniz çalışın. Çünkü mühendis adamlarsın. Sen bilgisayarcısın. Adam şeycidir, belediyecidir. Yani çözsün işte. Aa mühendis var. Hem iki tane arka arka hem de inşaat mühendisleri. Hem de belediyenin yani. Size ele verdim. Şimdi bak. Bu suretti değil mi arkadaşlar? Beraber gidelim. Sureti ne olur? Suretin batınısı. Şu mouse'a bakın. Suretin zahirisi. Tamam mı? Şu aynada, aynadaki misali olan aynada kendisi hayattır. Aşağıda söyleyecek şurada. Ayna bu makamda hayattır. Tamam mı bak ayna. Şimdi aynada bir şekil gözüküyor. Suretin zahirisi. Şu bak görüyor musun şu okun gittiği yer? Şurası. Bu burada, burası ne aydır ne gayr. Bir de aynada gözüken güneşin dışa vuruşuna mumbasit akis denilir. Timsali. Bu da simanın zahirisidir. Simanın zahirisidir. Simanın batınısı neydi? Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet-i ilahiye. Üçünün mürekkebi. Şimdi o zaman şey yapalım. Burası yani bilgisayarda gerek var mı artık? Bunu yaptık. Ona zaman harcamayalım. Kafayı yoracağız. O bilgisayar için. Ama herhalde bu karşıki duvardaki tabela, pano gördüğünüz yer.
Burada panoda seyrettiğiniz, değil mi? Aynada. Pano ayna. Yani şu ayna, şu ayna kabul edin pano. Aynada gözüken, içinde gözüken, bu da şu karşısı. Şu var ya şu bime mi diyorlar? Bime, bime mi ne? Bu o, şu masum olduğu yer. Buraya da bilgisayar buraya gelemez daha. Aşağı ineyim, fazla zaman harcamayayım ona. Çünkü bu mesele zihayatta, yani bu mesele ne olur? Bir şahsiyet oluşturuyor. Cenab-ı Hakk'ın o zihayatta ehadiyet, sima, taayyun, teşahhur cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişleniyor, dağılır. Çünkü azamet ve kibriye perde olur. Herkes kalbi göremez. Şimdi azametli olduğu için dağılır, kibriyalı olduğu için gizleniyor. Yani bu 2, 4, 5 tane şahsiyet, ehadiyet, sima, taayyun, teşahhus herkes bunu göremiyor yani bu simada vesaire de. Bak bu dersi yapıyoruz simada. Ancak bu derse katıldığımız halde 3. dersimiz bu. Ha bir tane almaya dolmuş, 2 tane. Ondan sonra zorlanıyoruz mesela. Mesela 2 tane şeyi ezberleyemedik mesela. Simanın 6 var. Suretin 6 var. Suretin 6 suret. Siret. Ahlak sıfat. Simada lefet dediğimiz o şey. Şimdi tabii ki kolay değil ama dedik ya neticesi ahiret olduğu için dünyada ahireti seyrediyorsunuz. Niye biliyor musunuz? 17. surenin 85. ayetinde ne diyordu? Diyor ki ruhtan fazla malumat verilmemiştir. Hatırladığım kadar. Kulü ruhu min emri Rabbi. Sonra ruh Rabbinin bir emrindendir. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Ruh ahiretten daha zordur anlamak, görmek, ihata etmek. Ruh daha zordur. Ahiret için böyle denmemiş. Ahiret için gidip geliyorlar. Yani alem biber, kabir normal bir evliya için keşif yani. Kabire bakıyor yani. Kabir bir şey değil. Ruh zordur. Eğer ruh zor ise, iyi dinleyin burayı. Ruh aralıyorsa bu dersler, ahiret bir şey kalmıyor. Yani ahiret o kadar bir şey değil ya. Ahirette derdimiz yok şu anda. Ruh aralamaya çalışıyor. Ruhun üstünü açınca ahiret zaten açılmıştır. Yani üniversite diploması alınca artık gerek yok ki ilkokul diplomasında ek yap ona. Zorla uğraşıyorsun. Yani ahiret için denmemiş. Zordur. Onun hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Ruh için denmiş. Ruh aralarsan ahiret hiçbir şey değil. Yani simada gözüken ruhun kesinliği kadar dünyada da ahiret bu kadar böyle kesin yani gözükenle. Sima ruh değildir abi. Sima ruh değildir. Ruhtaki 3 vasfın dışa vuruşudur. Letaif-i refeti, dekaiki şefkati, şuat-ı merhamet ilahinin dışa vuruşunun bütünsel yapısıdır. Bunu kadar saydam, kapsayıcı bir ayna göremezsiniz hiçbir yerde. Ruhun zahir olabilir mi abi? Zahiri de diyemeyiz de şöyle diyelim. Ayna var ya aynada şu. Aynada gözüken güneşin şu ruh de. Aynada vurdu. Bir de aynadan sonra dişe vuran şeyler, dalgalar yani. Şu, bu da nedir? Mesela çiçeğe vurdu ayrı olur, menekşeye vurdu ayrı olur. Mesela güneş vurur, patlıcan da mor oldu. Kelebek de bu oldu. Papatya da beyaz oldu. Gül de kırmızı oldu. Hepsi güneş değil midir? Niye peki o farklılık oldu? Bu niye böyle? Ha burada bak ha. Bu niye böyle? Bu niye böyle? Bu dışarı böyle yansıtıyor. Güneş tektir. Ama bunu yansıtması, ruhu tam yansıtması, herkes de farklı niye diye soruyoruz. Çünkü şu farklılık ruhtaki farklılıktan geliyor. Buradan değil. İkiz doğuyor. Hepsi aynı şeyi yiyor. O bir tabak kuru fasulye, o da bir tabak kuru fasulye yiyor. O cacık yiyor, o da cacık yiyor. Ama böyle büyütseniz bile sima farklı. Niye? Buradaki farklılık ruhsal farklılıktan geliyor. O zaman aynaya baktığınız zaman nasıl ki karşılığı acaba var mı demediğim gibi buradaki halden de
buradaki özellikten de ruhtan şüphe etme. Ruhun farklılığındandır hepimizin. Onun için biraz böyle şey yapsan, biraz mürekkep şey yapsan, herkes de simasında ahireti seyredersin. Şu ahiretteki makamı. Ya sokağa baktın böyle, bu namazlı mı değil midir? Anlamıyor musunuz o kadar da? Yani namazlı mı değil mi? Bu Alman mı, Çin mi, Türk mü? Gözükmüyor mu? Gel şimdi bak bakalım. Bu doğuludur, Trakyalıdır. O kadar geldik değil mi? Namazı var yok. Süleymancı mı, Tarkacı mı, Nurcu mu? Onu da hepten anlamanız lazım. O da gözüküyor. Güneşten abi bir geriye gidersek misal olarak. Şems'te ene diyebilir miyiz? Yani güneş enenin... Aynı diyebiliriz evet. Yarım liran olur. Doğru, doğru. Şimdi simaya bakınca da ruhtan şüphe etme yani. Çünkü şuradaki farklılık, gözüken farklılık. Yani bu da et. Bak bu da et, bu da et. Korktuğum zaman da bunda bir şey olmuyor. Ben de an ve an değişiyor burası. An ve an değişiyor. Aynada öyle değil yani. An ve an değişiyor bu. Bu böyle değil. Ayna aynadır. Benimsi değişiyor. Kalıcılık var. Ve geleni dönüştürüyor. Bu ayna dönüştüremez. Bu dışarıdan ayna, bu aynada gözden, kulaktan, ses, kulaktan ses, gözden şekil ve renk, burundan vesaire. Bunun formatını değiştiriyor şu sima. Hayata ve ruha dönüştürerek içeriye koyuyor. Batını ise ruhtaki namussuzdur, namaz kılıyordur, zekat veriyor, faiz yiyor. Simadan belli değil mi? Namaz kılıp kılmadı belli adam ya. Gece namazı kılanın simaları ayna gibi parlar. Namazını. Şimdi sokaktaki adamı niye suratı somurtkan yani sipsiyah da sizinki farklı? Ya bir bana kaynak söylemeniz lazım da farklılık nereden? Güneş mi gördünüz fazla? Ne yediniz yani? Ne dedin? Ne bileyim? Beyaz şey mi yediniz ki yüzünüz beyazlaştı? Beyaz bir şey mi yediniz? Yoğurt mu yediyor? Hep yoğurt mu yiyorsunuz yani? Niye farklısınız? Niye herkes farklı? Niçin Kur'an onların sima, siretlerini domuza, hayvana, yılana çevirdin diyor? Usta diyor ki ben sen gelmeden önce ben diyor senin yılan suretini görüyorum. Bazılarının gözleri engerek yılanı gibi sokmuyor. Nerede kaynaklanıyor? Veya esnafsınız. Vallahi doğru söylüyor ama vallahi güvenmiyorum. Ya bu söylediği evrak mevla doğru ama vallahi ben bu adama sarmadı beni ya. Güvenim olmadı yani. Ben bu adama sar. Nedir o? Ruhun haber veriyor. Diyor ki bakma onun dediğine. Laf şey yapabilir. Sima alır. Vallahi siması sarmadı bana. Demiyor musun? Çünkü sima yalan söylemiyor. Söyleyemez. Çok tuhaf ya. Yani burada ruhu seyrettiğin gibidir ahiret. Zor yeri seyrediyorsun. Kolay bir şey değil ki. Ruhu seyrediyorsun. Yani buradaki beden dünyadır. Burada gözüken dünya değil ki. Simada gözüken dünya değil. Simada gözüken sima değil. Neresi? Başka. Ha, orası işte ahiret. Tamam. Hepten battaniye mi kaldırsın? Şimdi o zaman Hasan abi insanların suretlerinin farklılığını barkod olarak anlarsak ilahi barkod, Cenab-ı Hak barkod o zaman ruha olmuş. Evet. Değiştirmiş. Yani. Şimdi beden dünyadır. Dünyanın donmuş halidir beden. Yani nefis neydi? His, heves, heva, asap, damar, tabiat. Dondur onu, karıştır karıştır, tencerede karıştır, don, beden olur. Herkes de aynıdır. Ama herkes de farklı olmasının sebebi bunun batınında kimden kaynaklanıyor? O zaman buradaki fark dedim, batınından şüphe etme. Ha, o zaman batın ne kadar kesin, ahiret o kadar işte, ahiret olur. Ahiret orası işte. İkisi de görmeye ve ihata etmeye mani. İyâke nâbudu diyebilen insanda bir şahsiyet ilahi, bir ehadiyet-i Rabbaniye, sıfat-ı sebaca manevi, sima-i rahmani, temerküzü esmayı oluyor. Bu bütünlükten cilve-i teayyum ve cilve-i teşahhus tezahür ediyor. Namaz kılan
şey yapmayayım diye namaz kılan nerede? Ha yok burada acaba şey ata olmasın diye. Namaz kılan herkeste zerrede şemse kadar bu sizde müjdedir. Zerrede şemse kadar mertebelerden bir mertebe mutlaka sende gafil dahi olsak tezahür edip ortaya çıkıyor şuursuz da olsan. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir şahsiyet ilahiye, ehadiyet-i Rabbaniye, sıfat-ı sevaca manevi bir simay-ı rahmani, temerküz-ü esmai, iyâke nâbudu ve iyâke nestaîn hakikati sende tezahür ediyor. Nasıl? Muktedir şahsiyet-i ilahiyi ortaya çıkarıyor. Muhtariyetimiz ehadiyet-i Rabbaniye ortaya çıkarıyor. İşitici sıfat-ı sevaca manevi bir simay-ı rahmani, bilici temerküz-ü esmai, görücü iyâke nâbudu ve iyâke nestaîn hakikatini ortaya çıkarıyor. Bunlar hep ben şey yapmamışım. Orada olan kitaptakini dizdim. Bu dizilme yani. İnsanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikar bir tarzda ne var? O manevi teşahhüs, o kutsi taayyün, sırrı tevhid ile iman ile muşadır. Yani şu zahirde gözükene bakın. Zahirde ama zahir olmayanı işaret ediyor burası. O zaman benim şahsiyetim tezahür ediyor. Adama bakıyorsun, ulan ne azametli ya. Ne kibriyarı bir adam. Ona vesaire. Yani zahirinde Allah da böyle işte. Yani zahirinde gözüküp zahir olmayan. Ondan bahsediyorum sabahtan beri. Zahirde gözüküp zahir olmayan. Zahirde olmayan bir şey. Buralı olmayandan bahsediyoruz. Sima aynasında gözüken. Zahirde olup zahirli değil. Yani dünya ahiretin üzerine tenteneli perde, sima da ruhun üzerine tenteneli perde. Ama batından görülüyor yine abi. Yani evet, senin batının çalışırsa görürsün bunu. Yoksa bakarsın alan ders kim böyle adam acayip. Mesela diyelim ki esnaf. Ben diyor abi diyor bir tanesi. Beyaz eşya satıcısı. Ben diyor kapıdan bir tanesi girsin. Dükkana. Alıp almayacağı parası olup olmadığını anlarım diyor. Esnaf. Ha, sen de nurcu mudur değil mi? Namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Hıllil bir şey midir değil midir gözükür. Bakarsın böyle. Zaten bunu gör diye değil de mesela bir misal söylüyorum. Misal değil de bazen ısrar ediyorum. Ve rica ediyorum. Aynaya bakıp da ısrarlı ve uzun müddet sakın gözünüze bakmayın. Tamam. Bakmayın yani. Böyle deyip daha bir dikkati çektin, daha fazla bakıyorsun. Şimdi meraktan bakacağız abi. Hani o ne olacak? Bazen bakmayın denilse bakmayın. Hele hele ikinci bir şey, sakın ha böyle dikkatli böyle dağıtıyorum ama dikkatli sakın insanların gözüne bakmayın. Kopyala yapıştır oluyor. Çünkü ustad diyor ki bana bakmayın şu alarda. Bana aşırı adavet ve muhabbet beni rahatsız eder. Allah Resulü diyor ki şu mezarda olanların yarısı nazarla gitti, gözle. Deveyi kazana, insanı mezara sokan gözdür. Gözle dikkat ederseniz, gözden eğer gücünüz yoksa, gücünüz varsa sen ona yüklersin. Ama ustad çok manevi güçlü olduğu halde nasıl? Sonra baktım ki güçlüyse onu basır. Hayır, girebiliyor demek ki. Ustad diyor ki, Resulullah hutbede biz niçin hutbede çöküyoruz? İkinci hutbe oradan sonra başlıyor. Değil mi? Elhamdülillah, elhamdülillah, kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Hutbede hutbe okuruz. Peki niçin çöküyoruz? Biliyor musunuz onu? Hutbede adam niye çöküyor? Tam Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe verirken o kalp gözü olan adam girdi camiye. Resulullah bu. Ne olacak ki? Onun payandası çok güçlü. Gözü olan adam girdi. Cebrail aleyhisselam iki omuzuna İlk önce haber verdi, sonra bastırdı. Otur ya Muhammed, otur ya Muhammed. Şak diye oturunca böyle oturdu.
havadan geçti gözü. İkinci kez de bir şey olmaz. Adamın gözünden dolayı. Sonra kalktı, hamd etti. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah hamden kamiline ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammed-i Mu'ala aleyhi ve sahibi ecmain diye yapıyorum. Göz yani. Niye koyuyorsun bunu? Bir manası da göz. Dikkatiniz ilk gelince tak buraya çekti. Ondan sonra tamam, yapsan da olmaz. İkinci kez olmaz. Her cuma namazında bunu insanların o zaman ifade etmek istiyor. Evet. Yani Resulullah her cuma şey, tak diye çökmüş. 13. şuada geçiyor. Bakmayın diyor ders yaparken. İndir kafanızı diyor. Diyor mu demiyor musun? Onun için. Çünkü diyor ne diyor? İsabeti nazar diyor. Dikkat aşırı adavet, aşırı adavet, aşırı muhabbet dikkat-i nazarla oluyor. İsabeti nazar oluyor. İsabeti aynı. Yani tak diye şua gidiyor. Sen görmüyorsun ki buradan çıkanı. Şua gidiyor, şua. Mesela telefonla çekiyorsunuz. Ne diyorlar şeyi açınca böyle? Flaş. Gidiyor, vuruyor flaş. Aydınlatıyor, aydınlattığında bu da çekiyor. Flaş var değil mi? Karanlık. Flaş açar mısın? Açtım. Bir vuruyor, vurduğu anda şak çekiyor. Öyle değil mi? Ha. Peki flaş karşıya gönderiyor, senin gözün flaş göndermiyor. Gönderiyor arkadaş. Hasan abi ne yapacağız o zaman? Şey yapacağız. İçtimai hayatta diyorum çok fazla evet. İnsanlarla haşır neşir olan kişiler bu tarz şeylere... Sevgili kardeşim onun için Allah rızası için yalvarış seviyesinde söylüyorum. Her gün mutlaka Hizbul Kur'an okuyun. Ben sevap diye okuyun demiyorum. Hizbul Kur'an okuyun. Elinizden geldiği kadar böyle insanların böyle diyaloglardayken fazla dikkati, isabeti aynı yani göz göze az gelin. Yani günah manasında değil mutlaka kopyala yapıştır giriyor yani. Boşuna ahir zaman denmemiş. Ve boşuna niye giriyorsun? Geliyorsun demek ki bir ihtiyaç var ki benim de ihtiyacım var. Hepimiz ihtiyacı var. Dolayısıyla cemiyet onun için tehlikeli. Cemiyete karşı böyle ders yapılmamış oluyor. Yani ders yapanlar cemiyette ikaz etmiyorlar. Nasıl oluyorsa cemiyete karşı bir ibrar, bir nefretimiz yok. Misk amber gibi yüzümüzü gözümüze sürüyoruz. Normalmiş gibi görüyoruz. Adam ne cemiyetten bahsedecek? Telefon, ders anında adamın telefonu çalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl? Tamam, aç cemaat. Cemaat. Şimdi adam peki arkadaşlar. Aleyküm selam. Peki. Nerede kalmıştık Osman? Bu adam. Bu adamın okuduğu faydası olsaydı kendisi adam olur. Şimdi bu yapabilir mi yani? Bu dersin makamında bu olur mu? Demek ki bir şey. Ha, bu adam cemiyeti nerede uyaracak? Kendisi zaten cemiyetin zebunu olmuş. Bitmiş yani. Cemiyete karşı bir ihbirar, bir nefret, bir uzak durma. Yani miski amber gibi ağzına, gözüne, yüzüne sürmemen lazım. Yani ona karşı bir cephe olman lazım. Cihad-ı manevi. O normal görürsen nefret olmaz ki. Beraber normal görürsün. Normal görürsen artık kime karşı duruyorsun? Ondan sonra ona taraftar oluyorsun. Adam öyle bir maneviyatı yok ki yani. Böyle bir Allah'tan korkusu yok ki. Gidiyor zalime ortak oluyor. Tabi ihtilal. Ben diyor, Barla'da geçiyor, kaçıncı sayfadaydı. Kötü hasletleri kapmamak için ihtilal etmemekteyim diyor. Ustadın yeğeni. Ustada diyor. Hatırladınız mı? Bak, kötü hasletleri, sıfatları, ne demiştim? Kapmamak için ihtilal etmemekteyim diyor. İhtilal etmeyeceksiniz. İşinizi bitirin, gidin yuvanıza. Mağaranıza gidin. Evinize gidin. Evinizde de varsa imkanınız bir Osmanlı gibi böyle bir tane yastık bir köşe yapın. Bir orada bir ruhaniyat olsun. Bir zihniyetiniz orada bir makamınızı oluşturur. Geçişiniz olsun ötelere. 138. He? 138. Kaç? 138. 138 Barla'da. Okur musun cümleyi?
38 mi? Ben de 37, 38. 138 nasıl olur diye. Demek ki olur da kafa yaşlılık ya. Söyle, okur musun abisi? Fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemek diyeyim. Öyle geçiyor kafamda. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemek diyeyim. Evet. Kurban olayım sana ey eyvallah. Bu nasıl bir kitap? Nasıl bir şey ya? Acayip bir külliyat ya. Bir tuhaf ya. Vallahi doyamadan gideceğiz yani. Benim zaten vasiyetlerimde öyle yazıyor. Vasim Ezan'ın taşımı öyle yazacak. El-Bakı vel-Baki. Rahmetli Deccal'a ve televizyona düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ruhun El-Fatih. Ders El-Fatih değil. Bu arada çaktırmadan ruhuma Fatiha gönderttim size. Ama size de geliyor. Çünkü ne demişim biliyor musun duamda? Ya Rabbi, kim bana nasıl dua ediyorsa, kim bende ne bekliyorsa, kime söz vermişsek, kime inşallah demişsek, kim hizmetle alakadarsa, kim benim üzerimde hakkı varsa, bunu ezberlediğim için sıraya bakıyorum. Ondan sonra dua ediyor. Çünkü rahmet ilahi biliyor. Kim bana nasıl dua ediyorsa diye. Her beş vakitinde dua ediyorum. Bunların kaynağı da teşahhus-i ahadiyetin esaslarıymış. Peki, acelemiz yok dersi bir saatte keseceğiz, biraz geç şey olabilir ama simayı ben aylarca uğraştım. Simadan herhalde bir 5-10 tane ders olacak. 20-30 tane de suretten olur ama ona düşürmeye çalışacağım surete 10-15 tane. Şimdi Fatih gülüyor ha. Ömür bu işimiz ne? Bir tanesi demişti ki, abi cennet şey olsaydı dedi falan, hem şu anda kesin deseler sana gider miydi şu anda? İsmail söyleyeyim falan. Ondan sonra. Gider mi? Ölmek ister miydi? Ona ne acelem var dedim yani. Zaten gideceğiz inşallah. İnşallah gideceğiz. Ya burada işimiz var da, burada araştıracaksın. Bunlarla, burası zorasız olmaz. Burası orada olunmaz. Keyif vermez. Adem de onun için gerek. Arkadaşlar zamanınızı uyduruk şeye harcamayın. Az kaldı. İnanın az kaldı. Hepinizin az kaldı. Dişinizi sıkın, yakında yetişeceksiniz. Şaka zannediyorsunuz biliyor musunuz? Bak adam bir tanesi evde dolaşırken pat diye düşmüş. Niye? Kalp demiş, bir şey demiş. Ya şu anda kim kimden emin ki? Bir anda. O kadar yakın, o kadar uzak. Peki. İlim, kudret, hayat, sen, basar. Bunlar neymiş? Teşahhus-i ehadiyetin esaslarıymış bunlar. Bu sıfatların sende cemine teşahhus-i ehadiyet deniyor Mustafa. Bu çok ilginç tespit. Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatın ilim, kudret, hayat, sen, basarın sende cemine. Teşahhus-i ehadiyetmiş. Diyelim, vallahi Ustad bunu böyle demiş. Nerede demiş? Şualar 10. 229 bu kitap defterin şeyinde izah. Peki burada durduk. Bir saat olduysa keseceğim. Bakayım şuna bakayım. Bir saat 5 dakika keseceğiz dedik. Şimdi sevgili kardeşim nereye geldik? Oho. Bak ondan sonra daha yarın şu haftaya. Hulasa ha bu. Kendisi değil. İnan ama yalnız müsaade ederseniz 3 tane simayı okuyayım keseceğim. Bunlar göstereceğim. 3 tane kainat siması, arz siması, insan siması. Hulasa. Birinci sözü hani anlamıştık ya. Kainat simasında, arz simasında, insan simasında birbirinin içine girmiş. Sikki-i rububiyet varmış. Uluhiyet var. Sikki-i kübra uluhiyet var. Ondan sonra Sikki-i kübra rahmaniyet var. Hemen ona bir geçelim. Şu 208'i nasıl bulacağız onu? 28 midir? Arkadaşlar bunu da görmenizi istiyorum. Birinci sözü belki ölürsünüz de bunu da duymadan git bu akşam diye. Bunu da duymadan ahirete gitmenizi istemediğim için. Kainat siması varmış. Birinci sözde geçiyor ya.
Kainat simasında, arz simasında insan. Kainatın siması, kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Kainatın siması ey ne demek? Teavun, tesanut, tecavup, teanut. Bu da sikki uluhiyete bakıyor. Uluhiyetin dişe vuruşları. Uluhiyet kainata, büyük insana vurduğu zaman teavun, tesanut, tecavup, teanut oluyor. Korkunç bir tesbih. Bu uluhiyete bakar. Sikke-i kübra uluhiyet. Sikke biliyorsunuz saltanatın gücünü gösterir. Tamam? Şimdi efendim abi. Teanuk ne demek Mustafa? Manaka. Kucaklaşma mı? Barışmak mı? Yani kendi has özelliğini, kendisine has olanları bırakıp ortak yönlerimizi birleştirip iki tek farklı şahsiyetin teke inmesi. Mesela hidrojen oksijen. Teanuk etkisi oldular. Ortak hareket olmasının sebebi şeylerini birleştirmek. Hakikatlarını birleştirmek. Nereden geldiyse sen oradan. Yani ortak hareket ama diyelim ki benim sesim bazen yalan söyler ki ruhuma. Ama simam demez. Aynı gaye için çalışmak. Yani aynı gaye şu. Kendi hakikatinden beni ben yapandan çıkıyorum, yapmıyorum. Sen de sen ben olmuyorum. Sen de sen olmuyorsun. İkimiz farklı bir şey oluyoruz. Teanuk. Hasan abi şimdi zahir olarak şimdi sünler. Alacağım abi. Zahir olarak şimdi kainatta bu tesanukten, tecavukten, teanukten bahsediyor ya. Bu kainatın kendi aralarındaki faaliyeti. Evet, kainatın içi. Zahir olarak ama hakikat noktası batın cihetiyle bakıldığı zaman insanın kendi hakikati olan, kendi hakikatiyle olan bir tecavubu, teanuku, tezahürü. Çünkü kainattan maksat insan ya. Tekabül edip bu şekilde kainatı kendi zahir olarak görürse o zaman bunları kendi şeyine görecek. Ha, bak, senin şeyine geldi Abdülkadir. Sana onu geleyim bak. Ne demek insan? Kainatın parça parçaları var ya kainat. Mesela yer çekimi, kan etme kanı, cennet, cehennem, mekan, bir Cebrail, Mikail, zebaniler, melaikeler. Yani yer çekimi, soğuk, sıcak, iman, küfür. Hepsi farklı değil mi? Onun farklılıkların bütünlüğüne vahdet denilir. Yani şans bildirmez. Sistemin birliği. Bu sistemin sahibine vahidiyet denilir. Bir şey anlatacağım. Şimdi bu sistemin birliğini her bir damlaya da yapmış. Yani onu deniz üzerindeki güneş gözükmesi her bir katrede de gözükmüş. Her bir zerrede kainatın bütünü gözükmesi ehadiyet. Ehad. Bu şahs da şahsa kendisine kimlik olması, ferde olması ehadiyet. Şimdi bak şöyle diyeceğim. Kainat tevhid. Vahdet. Sistemin birliği vahdet. Onun hulasası insan. Hulasası insan. Eğer insan terakki ederek kendi farklılıklarını bütüne getirebilirse, bu bütünsel haliyle kainattaki kendi karşılığını bütünleştirebiliyorsa, bunun adı da tevhiddir. Tevhid sırrıyla. Yani biraz önce anlattığım gibi kainattaki sistemle insandaki sistemin örtüştürebilmek. Kainattaki birliği görmek, vahdeti gören kişi de tevhid sırrı ortaya çıkar. Yani bir daha söylüyorum, kainattaki vahdeti gören insan, kainattaki vahdeti görebilmesi için kendisi böyle bir ehad, yani bütüne gelmesi lazım. Çünkü insan kainatın küçültülmüş modelidir. Kainat insanın büyütülmüş hali ya. Bendeki sistem birliğiyle kainatın birliğini, yani bir kadın çocuğunu kaybederse kainat ağlar görür ya. Birliğimle, sistemimle kainattaki birliği görürsem bütünleştiririm. İki hakikatin bütünleşmesi tevhiddir.
onu gören insanda da kalıcı bir sıfat takılıyor, tevhid sırrı oluyor. Ha, bu bizde var. Büyük büyük insan bu. Şimdi burada uluhiyet. Uluhiyet ki varlığa vurduğu zaman teavun, tesanu, tecavup, taanuk oluyor. Şimdi aşağı iniyorum. Arz simasında 9 tane sıfat varmış orada. Tedbir, terbiye, idare, teşabu, tenasüp, intizam, insicam, lütuf, merhamet. Dikkat edin. Burada ne vardı? Sikke-i Kübra, aynı burada da Sikke-i Kübra, uluhiyet, rahmaniyet. Demek ki kainatta uluhiyet, arzda rahmaniyet, İyyas'tanın şimdi, sende kim var? Keyfin ve fiyat kanartacak şimdi. Fiyat kanartıyor, insansın ya, özelliğin var demektir. Yegane muhatab ilahisin. Allah ile insan arasında, mabeyn arasında bir beyin yoktur. Bir şey berzah, bir şey yoktur. Bak şimdi dinleyin. Bak bunun da Sikke-i Kübra, Sikke-i Kübra. Kainatta uluhiyet, arzda rahmaniyet. İnsana bakın şimdi. Allah Allah. İnsanın simasında letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuhat-ı merhamet-i ilahiye, Sikke-i ulvay-i rahimiyet, batın, bütünsel, rahim insanda. Kainatta değil rahim. Arzda değil rahim. İnsanda. Bak. Sikke-i ulyayı rahimiyet. Nedir o? Rahimiyet ne demektir? İnsanda rahimiyet ne demektir? Letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuat-ı merhamet ilahiye demektir. Rahimiyet ne demektir? Rahimiyet ne diyeyim yani acıyan Allah. Yani değil mi? Kendisine iman edenlere acıyan Allah, özel muamele edecek Allah değil mi? Hani Rahman, kafir mümin fark etmeden rızkını, hayatını, hakkını veren Allah. Rahman. Ama rahimiyet ise kendisine iman edenlere hususi muamele edecek Allah. Ne demek? Rahimiyetin içini aç. Rahimiyetin bize bıraktığı karşılık letaif-i refet, dekaik-i şefkat, şuhat-ı merhamet-i ilahiye, bizde rahimiyet bütünlüğü. Şimdi kainata da Rahman nasıl olmuş? Tedbiri koy tencereye, terbiyeyi koy tencereye, idareyi koy tencereye, teşabuhu koy tencereye, tenasubu koy tencereye, intizamı da koy, insicam, lütuf, merhamet karıştır. Bu da rahmaniyetin dişe vuruşudur. Şey ise, uluhiyet ise, teavun, tesanu, tecavut, teanuku koy tencereye, ondan sonra karıştır. Uluhiyetin eylemsel hali, dişe vuruşu. O zaman arkadaşlar bilin kıymetinizden, ne olur çöplük de harcamayalım. Şuraya bak. Rahimiyet, şu Allah, şey, Lemalar 318'de anlatıyor. Sikke-i ulyay-i rahmiyet. Ey rahim nedir? Rahim şöyle karpuz gibi düşünün. Bir vur bıçağı. Girmek istiyorum içine. Ahali baktım. Letaif-i refet. Dekaik-i şefkat. Şuhat-ı merhamet ilahi. Allah Allah. Bütüne getir. Rahimiyet. Rahimiyet şuunat-ı ilahiye diyebilir miyiz? İnsan şuunat-ı ilahiyenin aynı darlığı. Evet. Aynı-i samediyet. Aynı-i samet olma tarafı. Herkes de farklı. Kulu vallahu et. Çekirdek. Ağacın altındaki çekirdek. Meyvedeki çekirdek. Küllehe küfüven ehed. Ama kulu vallahu et. Allah-u samet bu. Şuunat-ı şuunat-ı zaten şeyleri vasıflarını sayarken şefkat-ı mukaddeseden bahsediyor. Evet. Şefkat da rahimiyet. İşte şefkat ta şunat-ı zatiyeden geliyor. Ama letaif-i refet nereden geldiğini bilmiyor. Şunat-ı merhamet-i ilahiye bilmiyorum. Ama şefkat oradadır. Fakat bu letaif-i refete veya sirete inersek, bir de araştırma onu yaparsak, refet yani herhalde bir tuhaf olur insan ya. Yani bu konuşuyoruz. İçi derken bir tane bazıları anlamaz. Karaciğer, böbrek öyle bir şey yok. Öyle iç derken öyle bir şey değil. Her şey aynı yerde. Şurada ya. Yani kağıdın içi derken nur, duman neredeyse insanın da iç alemi orada yani. İç derken karaciğer, böbrek, dağlak değil. Öyle bir şey yok yani. Mahiyet insaniye cihetiyle. Mahiyet insaniye cihetiyle. Bunu görmenizi istedim. 3 tane sima var.
Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Kainatın siması. Arz neresiydi Mustafa? Arz. Arz nereye, ne diyorlar? Arz. Dünyamızı saran, çerçeveleyen nebatat ve bitki tabakası. Hayvanat şeyi. Eşya. Eşya ve hayvanat. Toprağı saran küre-i arz şeydir, kütledir. Küre-i arz, şey küre-i arz diyorum. Bu toprak tabakası. Arz budur, kütle. Küre-i arz ise küre. Küre tarafı. Bu işte buradaki sima ayrı. Kainattaki sima ayrı. İnsandaki sima, şu simada rahimiyet var. Hiçbir yerde yok. Sana has. Özelsin. Allah için herkes özeldir. Sizin yediğiniz yok, yediğiniz yok, istepne lastiğiniz de yok. Arabanın lastiği patlar Yaşar abi. İstepteden takarsın. Ama bir bakarsın benim bazım başıma geldi Yaşar abi. İstepteyi bir açtım, baktım ki o da patlak koymuş adam. Bir baktım o da patlak. İki patlak, bir lastik etmiyor. Meğer o da patlak koymuş. Onun için sokakta adamı patlatıyorlar. En azından tamire gitmek lazım. Buralar tamirhanedir. Peki. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, bu hakikatta haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, razı olmadığın geçmişimizden tövbe, razı olmayacağın geleceğimizden de sana sığınırız ya Rabbel alemin. Usul ve furularımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbel alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip ede ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldür ya Rabbel alemin. Amin diyenleri, bize kim nasıl dua ediyorsak, bizden kim ne bekliyorsa, kime söz vermiş ve inşallah demişsek, kim hizmetle alakadarsa, kimin bizde hakları, hukukları varsa Allah'ım iki cihanda aziz eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Ruhlarını âli eyle. Amin. Evlerine Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim yap ya Rabbel Alemin. Erva-ı âliyeleri, ruhu kuddisi, kutsileri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva-ı habiseleri, mevad-i şerileleri hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahirde ve ahumenin hamdülillahi rabbil alemin ya rabbil alemin. Hizmet imaniyede, ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam mazhar olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Son hayatımıza, çenemizi ve hayatımızı verene kadar ya Rabbel alemin, emaneti emin kıl olarak kılma, emaneti emin olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Şehit olmaya gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ölümü bizi hissettirme ya Rabbel alemin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu komşu ve şefaatine mazhar eyle ya Rabbel alemin. Ve ahir davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.